izleyenlerimiz. Sektörler arası turumuz tüm Türkiye'de devam ediyor. Bugünkü durağımız Konya. Tarım Fuarı'ndayız. Sektörün önce firması Tek Etanlı. Firmasındayız. 50 yılı aşkın olan hizmetleriyle beraber bilinen bu firmada 3. kuşak temsilci İbrahim Bey ile beraberiz. Bakalım hem firma hem sektörle ilgili bize neler aktaracak. Merhaba İbrahim Bey. Merhabalar Hülya. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Oldukça yoğun olan bir fuar. Fuarınız hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkürler. İlk gün, ilk dakikalar. Ben firmanızdan önce biraz söz sohbet edeceğiz zaten ama sizlerle hizmetler, faaliyetlerle ilgili nasıl geçiyor fuar ilk gün? Onu öğrenmek istiyorum. Fuarla ilgili izlenimleriniz nelerdir? Fuarın ilk günü katılımcılar gayet güzeller. Çok ülke dışından, İran olsun, Nijerya olsun, ülke dışından katılımlar var. Umarım sonuna kadar bol bereket alarak ayrılırsınız. İnşallah, bol verim olarak. Temennimiz öyle. Ülke ekonomisine katkı sağlamak adına misafirlerimizi tabii ki bekliyoruz. Peki Tanlı'ya dönelim mi? Tabii çok güzel buyurun. Bir hikaye var burada. Tabii üçüncü ki. Kuşaksınız sizler de. Evet, 50 yıl nasıl oluştu efendim? 50 yıl önce kim kurdu? Sizden dinleyebilir miyiz firmanızın tanıtımını? Bizim firmamızın markası Tek Yatağlı Tarım Makineleri. İsminden anlaşılacağı gibi Yatağan Köyümüz var bizim. Konya Yatağan Köyü. Evet. Rahmetli dedemiz 1960'lı yıllarda köyden gelmiş, Konya'da bir demirci atölyesinde üretime başlamış. Daha sonrasında işte üretimi büyüte bir yarım asırdır Tek Yatağlı firması haline gelmişiz. Neler var peki? Hizmetleri biraz açalım mı? Bizim yapmış olduğumuz ürün gamımızda toprak işleme aletleri, çayır işleme aletleri ve hayvancılık üzerine mısır sıvaj makineleri üretimi yapıyoruz. Bununla alakalı biz ağırlıkta yapmış olduğumuz üretimimizi %80'ini yurt dışına ihraç ediyoruz. %20 gibi bir yurt dışı payımız var. Bunu yurt içindeki pazarımızı artırabilmek adına da çalışmalarımız devam ediyor. Peki farklı farklı makineler görebiliyoruz burada. Farklı kalitede alan sanıyorum, evet, değil mi? Birkaç çeşidiniz var. Kaç tane normal toplamda? Örnek veriyorum, toprak işleme grubumuzda 10 çeşit ürünümüz var. Çayır işleme grubumuzda bir 10 çeşit ürünümüz var. Sılaj makinelerimizde şu anda 2 çeşit ve devamında da bunların Ar-Ge çalışmaları yapılıyor ve artırılarak devam ediliyor. Peki özel projelere de yer verebiliyor musunuz? Sizin özel bir istek olduğunda da geliştirilebilen makineler mi? Yurt dışı olarak çalıştığımız için yurt dışından bize özel projeler geliyor. O özel projeler üzerine üretimler yapıyoruz tabii ki müşterimizin istekleri doğrultusunda. Peki sizin gibi firmalarda bir diğer önemli mevzu satış sonrası destekler. Çok önemli, evet. Teknik servis hizmetinin var olabilmesi gerekiyor. Evet. Bu anlamda Tek Yatağlı firması olarak çözüm önerileriniz müşterilerinize nelerdir efendim? Biz bütün kuşaklar olarak kendimiz atölyeden geldiğimiz için atölye üretimini bildiğimiz ve atölyedeki üretimle alakalı arızalar nasıl oluşabileceğini bildiğimiz için biz direkt firma sahipleri olarak kendimiz birebir müdahil olabiliyoruz. Daha sonrasında tabii ki çözülemeyiz durumda olan arızalarda teknik ekibimiz direkt olaya müdahil olabiliyor. Yedek parça teminatı zaten her zaman olabiliyor üretim sanıyorum. Üretim yaptığımız için tabii ki yedek parça genel anlamda stoklarımızda bulunuyor. Konya tarım alanıyla ilgili çok da geniş olan bir alana sahip ve sektörünüz çok girişime açık olan bir sektör. Rekabet çok fazla. Evet. Bu anlamda çok da fazla firma var. Herkes de kendi kalitesinden bahsediyor haliyle, evet, ama Tek Yatağlı'nın farkı nedir? Neden gelinmeli size? Niye tercih edilmelisiniz? Biz üreten herkese saygı duyuyoruz. Herkesin üretmesi lazım ki ekonomiye katkı sunması gerekiyor. Bizim farkındalığımız, dediğimiz gibi bizim yarım asırlık bir tecrübemiz var. Bu tecrübemizi öne sürüyoruz. Tabii ki bu tecrübemizle beraber kalite de kendini getiriyor. Sizden bir proje istendiğinde ne kadarlık sürede üretip gönderebiliyorsunuz efendim? Bu makinenin çeşitliliğine göre değişiyor. İstedikleri çeşitlilikte olsun, istedikleri teknoloji anlamında olsun. Bir ayla maksimum bir yıl içerisinde biz bunun ön projelerini hazırlayıp üretime sunabiliyoruz. Garanti süreçleriniz nedir efendim? Şu anda zaten devletin bize vermiş olduğu garanti süremiz 2 yıldır. Yıllık üretim kapasiteniz nedir? Yılda kaç üretim, kaç tane makine üretebiliyorsunuz? Yani şöyle söyleyeyim, üretim kapasitemiz her sene sürekli artarak devam ediyor. Yani şu kadar üretiyoruz demek tabii ki biraz ütopik olur diye düşünüyorum. Tabii birçok ürünümüzde adetlerimiz çok fazla. Örnek veriyorum, çayır işleme grubunda 1000-1500 adetlere kadar çıkabiliyoruz. İşte sılaj makinelerinde 200-250-500 adetlere kadar çıkabiliyoruz. Toprak işleme gruplarında hakeza yine aynı şekilde 1000 üzeri üretimlerimiz oluyor. Son sözlerinizi almak istiyorum. Sizleri destekleyen müşterilerinize, izleyenlerinize, sizden hizmet almak isteyenlere neler söylemek istersiniz? Şu anda ülkemiz belli bir ekonomik
krizin içinde olabilir ama herkese söylediğim çiftçimizden tutun en tepemizdeki insanlara kadar diyorum ki kesinlikle ve kesinlikle üretmemiz ve ülke ekonomisine katkı sağlamamız gerekiyor. Onlardan bir de zaten sizsinize çok teşekkür ediyoruz. Ben vermiş teşekkür olduğunuz ederim. Değerli bilgilere, keyifli sohbetinize, bölgenize ve Türkiye'ye kazandırmış olduğunuz kaliteli, güvenilir farklı hizmet anlayışı içinde umarım uzun nesiller boyunca tek yatağımın ismini de duymak dileğiyle. İyi temennileriniz için çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin efendim. Başarılar, iyi fuarlar.